Dindarlığını Allah'a göster. Bana insanlığın lazım. İnsanlığına ben muhtacım, insanlığına. Yani namazını Allah'a göster. Çünkü onun hesabını Allah soracak senden. Ama benim ihtiyacım senin insanlığına. İnsan değil daha. Düşün, aç, bir lokma ekmeği paylaşmamış. Ama öbür tarafta 9 milyar ekmek miydi Sadık Bey, israf ettiğimiz ekmek? Günlük 5 milyon ekmeği israf mı ediyoruz? Aferin bize. Ne güzel Müslüman olmuşuz maşallah. Öyle ya, o ayet Hristiyanların kitabında yazıyor değil mi? Kulu veşrebu ve la tusrifu. İnnehu la yuhibbul musrifin. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. O ayet bizim kitabımızda yazmıyor. Bozulmuş Hristiyanlığın İncil'inde, Yahudilerin Tevrat'ında yazıyor veya Budistlerin kitabında, Mahabharata'sında veya Vedalar'da yazıyor, Brahmanistlerin veya Avestalar'da yazıyor, Zendavesta'da yazıyor, Ateşperestlerin. Bizim Kur'an'ımızda yazmıyor yani. Bizim Kur'an'ımızda yazıyor ama Müslümanların hali bu. Şöyle görüyorum, ben uluslararası otellerde kaldığım çok oluyor. Daha yeni Norveç'ten geldim. Bir gün oldu geleli. Daha yorgunluğu da uykusuzluğu da üstümde. Bergen Havaalanı'ndan o saat 10'da çıktım, eve 1'de geldim. Hesap edin siz kaç saat. Dolayısıyla bu ben çoklu ortamlarda, çoklu din mensuplarının ortamında yemek yiyorum. Bakıyorum. Allah sizi inandırsın. Tabağında eğer yiyeceğinden fazla doldurmuş, yığmış, onun da yarısını getirip efendim bırakıyorsa masada, onun Müslüman olduğuna oradan çıkarıyorum. Hiç de yanılmadım bugüne kadar, iyi mi? Tabağını sıyırıyorsa onun Müslüman olmadığını da oradan görüyorum. Bu mu Allah aşkına Hasan Bey? Bu mu yani? Bu din bize bunu vermiyorsa, çünkü ayetle alakası yok. Kur'ansız Müslümanlık böyle bir şeydi. Kur'ansız Müslümanlık adamı maskara eder. Kur'ansız Müslümanlık adamı kepaze eder. Kur'ansız Müslümanlık adamı rezil eder. Kur'ansız Müslümanlık adamı müsrif eder. Kur'ansız Müslümanlık adamı müşrik eder. Her şey eder. Ettiğini de görüyoruz. Onun için bu.